Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle oyunculuğunun zirvesinde herkesin gönlünde taht kuran Ezgi Mola başka şekillerde de gönlümüzü fethediyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaştığı bir fotoğraftı. Bu fotoğrafta Ezgi Mola üzerinde özel tasarım bir tişört giymişti. Bu tişört Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı için kadın tasarımcılar tarafından hazırlanmış bir tişört. İşte Ezgi Mola bu tişörtü giyerek herkesi bu tişörtlerden satın almaya ve Mor Çatı'ya destek olmaya davet etti. Tişörtlerin tanıtımına destek olmak için Başak Dizer, Cansu Tosun, Cemre Ebuziya, Didem Soydan, Dilan Deniz, Ezgi Mola, İrem Sak, Meriç Aral, Nurgül Yeşilçay ve Şebnem Bozoklu tasarımları giydi. Mor Çatı ürünlerini alarak veya Mor Çatı'ya düzenli destek olarak siz de bu dayanışma anın bir parçası olabilir, kadınların ve çocukların şiddetten uzak hayatlar kurmalarına katkı sunabilirsiniz. Kadınlar olarak her gün şiddete uğruyoruz ve bu konuda artık liderlerin konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Yani televizyona çıkıp suni gündemler yaratmasınlar, çıksınlar. Cumhurbaşkanı da çıksın ekranlara, diğer siyasi parti liderleri de ekranlara çıksınlar ve her gün ama her gün bu konuyu konuşsunlar. Ama lütfen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi eşini öldüren, kadına şiddet uygulayan erkekler için bu yaptıklarından ötürü de onlara ayıp demesinler. Çok sert ve güçlü ifadelerle hiç kimsenin canını almaya hakları olmadığını söylesinler ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa bunu yapsınlar ve her gün televizyona çıkıp bunu konuşsunlar. Bizim beklentimiz bu yönde. Bir de kadınların gündeminde başka bir mesele var. O da karnını doyurma, geçim derdi. Avcılar'da 65 yaş üzeri olan bir kadın minibüse binmişti ve minibüsten indirilmeye çalışılmıştı. Bunu Deha ve Hürriyet inmeme ısrarı şeklinde bir başlık kullanarak yayınlamıştı. Hürriyet bu şekilde başlık kullanınca doğal olarak sosyal medyada çok tepki aldı ve haberini siteden kaldırdı. Peki ne olmuştu? Hatırlayalım, birlikte izleyelim. Burada 66 yazdın, yaşı var ya. Yazdım, 70 yazdım. Kartını okuttu, yerine geçti. Uyarıları aldırmadı. Hem şoförü hem yolcuları seferber etti. Abla bize ceza yazdın, bize. Yazdın, bana yazdın. Sana işte o karıya yazdın. Gelince bana gönder. Otobüs Avcılar'dan hareket edip Başakşehir'e gidecekti. Duraktan bir kadın bindi. Kartını okutunca yaşının 66 olduğunu gören şoför otobüsten inmesini rica etti. Çünkü 65 yaşını aştığı için sokağa çıkabileceği bir saat değildi, hem de toplu taşıma kullanması yasaktı. Ancak uyarılara aldırış etmedi. Sen otobüsünü yıka, şoförlüğünü yap, işine bak, ne yapacaksın halimiz? 3 tane merdiven sildim geldim. Herkes seni bekliyor. Kadın kaymakamlığa giderek 65 yaş maaşı bağlatılması önerisine de karşı çıktı. Şoförün de yolcuların da çabası sonuç vermeyince şoför yoluna devam etti. Açlığa mı terk edeceğiz biz bu insanları? Ne olacak şimdi o kadına? Ne olacak? Ahbap platformu sağ olsun Haluk Levent devreye girdi de kadınla temas kurdular bildiğimiz kadarıyla. Peki hadi diyelim ki ona yardım edildi. Peki ya diğer kadınlar ne olacak? Yani bu korona günlerinde aç mı kalacak kadınlar? Ne yapacaklar? Kadınları ilgilendiren bir başka meseleye gelelim şimdi. Hepiniz tanıyorsunuzdur gazeteci Melis Alpan. Özellikle insan hakları ve kadın hakları konusunda çokça yazan, çok etkili olan bir kalem kendisi. Ne oldu biliyor musunuz? Melis Alpan hakkında 7,5 yıl hapis istemiyle bir dava açıldı. Peki niye açıldı bu dava? Efendim 6 yıl önce Melis Alpan sosyal medyada bir Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarından fotoğraf paylaşmış. İşte bu fotoğrafta terör örgütünün o paçavrası var diye hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan maalesef dava açıldı. Şimdi sormak gerekiyor. O fotoğrafı paylaşan binlerce kişi vardı. Üstelik de televizyonda da gösterildi. Onlar hakkında da dava açacak mısınız? Böyle ta 6 yıl önce sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle 6 yıl sonra soruşturma açmak sizce mantıklı mı? Akla sığıyor mu? Melis Alpan'ın söylediği bir şey var. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz de diyoruz ki istediğiniz kadar dava açın, yıldıramayacaksınız.
Geçtiğimiz günler kayıpların da yaşandığı günlerdi maalesef. Bunlardan birisi de Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman'dı. Kendisi dünyaca ünlü bir tarihçimiz. Ne yazık ki kaybettik ve toprağa verildi. Ve bir başka kaybımız televizyoncu, sunucu, gazeteci, meslektaşımız Sevim Gözay. Sevim Gözay 48 yaşındaydı ve lenf kanseri tedavisi görüyordu. Maalesef hayatını kaybetti. Herkese merhabalar. Günlerden çarşamba saatler 15. Bugün Popüler'in 103. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sevim Gözay. Bugün bölüm başlığımıza psikiyatri, sanat, sinema ve öbür şeyler dedik. Ve bir başka gelişme yine kadınlar açısından tabii ki önemli bir gelişme. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Bu atamadan ötürü kendisini tebrik ediyoruz. Önemli bir atama olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Ayşe Ayşin Işıkgece tam 30 yıl boyunca özel sektörde ve çok büyük kurumsal uluslararası şirketlerde çalışmış, çok deneyimli, başarılı bir iş kadını. 2018 yılında TİGEM'in genel müdürü olarak atandı ve 2 yıl gibi kısa bir sürede TİGEM'in 6 yıldan sonra 20 milyon TL kar etmesini sağladı. Umarız bu başarısı ve dileriz bu başarısı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da devam eder. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği proje üstüne proje yapıyor. Bu kez de STEM alanında çalışan kadın akademisyenler için özel bir girişimcilik kampı düzenliyor. Bu eğitimde STEM alanında faaliyet gösteren akademisyenler eğer kendi işlerini kurmak istiyorlarsa bu girişimcilik kampından faydalanabilecekler. Başvurular hala devam ediyor. Ücretinin de 300 lira olduğunu hemen belirtelim. Kagider demişken bir başka haberi de sizinle paylaşmak isterim. Kagider Başkanı Emine Erdem, YouTube kanalımızda yaptığımız röportajda hem Kagider'in faaliyetlerini anlattı, hem projelerini anlattı, hem de kadın girişimcilerin hangi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını bir bir gözler önüne serdi ve elbette çözüm önerilerini de sundu. YouTube kanalımızda kadın örgütleri kısmından bulabilirsiniz ve lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın, olur mu? Finansa erişim, bilgi ve mentörlük eksikliği, bu çok önemli. Rol model eksikliği ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin özümsenmemiş olması. Bütün bunlar hep kadının istihdamda, ekonomide yer alması konusunda, istihdamda ve girişimcilik noktasında zorlayıcı engeller. TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına Aylin Alpay atandı. Aylin Alpay son olarak Vodafone'da çalışıyordu. Bu güzel transfer hepimizi sevindirdi. Tebrik ediyoruz. Evet. Almanya hükümeti şirket yönetim kurullarına kadın kotası getirilmesini karara bağladı. Bakanlar Kurulu'nda bu karar kabul edildi. Buna göre Almanya'daki şirketlerde en az 4 yönetim kurulu üyesi varsa bunlardan biri kadın olmak zorunda. Umarız bu kota uygulaması Türkiye'de de hayata geçer.